Bak, bir, özel sektöre girdin. Öğrenmen gereken şey, özel sektör kumarbazlıktır, itliktir, hergeleliktir ve hatta oçluktur. Evet, bunları öğrenmeden özel sektörde fazla bir şansınız olmaz. Yoğun bir stres altında yaşayacaksınız. İlk birkaç sene, kafayı yiyeceksiniz. Erkeklerin saçı dökülecek. Şu an böyle İtalyan Fernando gibi gezen tipler var ya çünkü. Ben göreceğim onları 3 sene sonra. Günaydın Tuğçe. Tamam günaydın. Sensin günaydın. Bu raporlar yetişmeyecek. İş yerinde böyle sorun yumağı, problemli böyle bela bela. Yani beladır daha çok belayı çeker. Böyle insanlardan olabildiğince hem özel hayatınızda hem de iş yerinde uzak durun. Negatif insanlar ya. Sizi sürekli aşağı çeker bunlar. Bir fikrin olur onu söylersin anlatırsın. Ya tamam da. Ne ulan ne? Hani bana el ver beraber yapalım bunu. Neyin derdindesin? Niye bana sürekli taş atıyorsun yani? Bak pozitif, ortama enerji veren, içeri girdiğinde o ne haber abi etkisi yaratan bir insan her zaman çok uzun ömürlü olur o iş yerinde. Ve istenilen adam haline gelir. Enerji ver enerji. İnsanların buna ihtiyacı var. Ve sen o boktan pazartesi sabahında yağmur var, yetişmesi gereken 3 sunum var bilmem ne. Sen o enerjiyi verdiğin anda o sunumların tıkır tıkır hazırlandığını, toplantıların yapıldığını, insanların moralinin yerine geldiğini, hatta akşam hadi abi ne diye söylüyoruz diye parti moduna geçildiğini yüz binlerce kere gördüm. Pozitif insan olun, eksi tutup olmayın, artı tutup olun. İnanılmaz bir fayda göreceksiniz. Kafayı yersiniz kafayı. Bir organizasyon içine girdin, stajyer, junior, bir şey, çalışıyorsun, bilmem ne asistanısın, yardımcısısın falan filan. Senden beklenen ikinci madde. Yaptığın işi dışarıya satabilmek. Çünkü sen artık çalıştığın organizasyonun bir ürünüsün, bir yüzüsün. Sen bir PowerPoint sunumusun. Bu yüzden yaptığın işi de satmayı öğrenmen lazım. İnasın, geçemezsin, ink. Şimdi... Acaba ne yazmışım? İrne'yi muhtemelen ed eklersek Edirne. Sınırını geçemezsin. Ink, Deniz, ink ne olabilir? Muhtemelen Edirne'sini geçemezsin, İngilizce öğren falan demişim. Ya ben bu konuda kafayı yiyorum. Kendi öğrencilerimle var. Sınav yapıyorum. Dün vize yaptım. Hocam Türkçe yazabilir miyiz? Hayır yazamazsın Türkçe. Niye Türkçe yazıyorsun? Burası İngilizce eğitim yapan bir okul değil mi ya? Evet hocam. Siz İngiliz hazırlığı okumadınız mı? Evet hocam. Bak okumadın. Hazırlıkta kantinde takıldın sen. Hocayı kapaladın bilmem ne yaptın. Neyse dersi verdin. D ile C ile geçtin ama İngilizce bilmiyorsun. Şu İngilizceyi gözünüzü seveyim öğrenin artık ayıptır günahtır. Dün Bediye bir şey söyledi. Art of language dedim İngilizce için. İngilizce artık art of language sevdi dedi. Çok doğru. Artık İngilizce ben yabancı dil biliyorum değil. Bileceksin zaten. Sunum yapmak, uzun uzun slaytlar, 50 tane, 100 tane hazırlıyorsun. Böyle buraya 12 puntoyla bıdı 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 bir şeyler yazıyorsunuz falan. Bu yazdığını okuyorsun. Ben orada uyusam mı Facebook'tan beni Türk'ten kızar mı baksam karar veremiyorum. Bir, normal sunum yapmak, yani şunu hazırlamak. Bu nedir? Basit, sade, görsel, bir kelime. Ya adam onu ezberlemeyecek, umurunda değil. Benim burada anlattıklarımın %5'ini hatırlayacaksınız. Niye ben buraya tıkış tıkış şeyleri doldurayım? Manyak mıyım ben? İki, hazırlıksız. Çık dediklerini konuşacaksın. Çünkü bazen o olur. Giderler böyle. İşte iyi günler Hamdi Bey, Hamdi Bey ürün müdürümüz. Merhaba Hamdi Bey. Oturursun falan. Bugün sunumu Can anlatacak. Niye? Can'ın niye haberi yok bundan? Yok Can'a söylemedim. Sürpriz. Bak böyle şeyler başınıza gelebilir. Ya çık konuş ya. Saçmalar. Ne olabilir ki? Sahneye domates atmayacaklar. Sen sunum yaparken girdikalı lan sabah deyip çıkmayacak öyle. Can Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve kocaman bir alkış istiyorum. Hediyesini vermek üzere yönetim kurulu başkan yardımcısı Okan Oral'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Oral, buyurun. Buyurun. Ya. Tabii ki. Oral Bey'den böyle bir... bunu unutmayacağım. Bir koyayım. Başka bir şey, fonksiyon tamam. Tamam, poz verin.